Kez arasında bulunuyor. Coşkunlar Mantar Fabrikası'nda maalesef üzücü bir patlama olmuştur. Bu olay bundan önceki senelerde de bir iki kere tekrar etmiş olmuştur ve can kaybı gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle fabrikada 189 kişi olduğunu Sayın İçişleri Bakanımız az önce ifade ettiler. Bunlardan 20 tanesinin izinli olduğu düşünülüyor. 169 kişi çalışırken bu patlama gerçekleşmiş. Şu ana kadar 107 kişiye ulaşılmış. Maalesef 4 kişinin maalesef hayatları kurtarılamamış, vefat etmişler. Bu anda bütün hastanelerde gerekli tedavi çalışmaları yapılıyor. Şunu ifade edeyim önce, devletin bütün imkanları burada. Sayın Valinin en baştan itibaren koordinatörlüğünde, daha sonra da İçişleri Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Sağlık Bakanımız içerideler. Sakarya'nın bütün milletvekilleri, hem diğer AKP milletvekili hem MHP milletvekillerimiz içerideler. Çalışmalara devam ediyorlar. Yakından izliyorlar. Bütün arkadaşlarla, Sakarya'yla, Türkiye'deki bütün imkanlar kullanılarak buradaki kazanın bir an önce insanlar tahliye edilerek, tedavi alınarak, can kaybı olmadan, daha az can kaybıyla atlatılması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Biz de Ankara'dan hareket ettik. Yanımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Başkan Vekili Haydar Akar var. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan var. İl Başkanımız var. Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan var. İlçe Başkanımız burada. Hep beraber biz de diğer milletvekili ve siyaset içerisinde bulunan arkadaşlarımızın yaptığı gibi onlarla birlikte buradayız. Olayları takip ediyoruz. Önce acımızı ilk önce şöyle dindireceğiz. Kurtarılacak bütün arkadaşları tahliye edip hastanelerde tedavi altına alınmasını sağlayacağız. Cenazelerimize ve ailelerine sahip çıkacağız. Ama ondan sonra da bu kazanın tekrarı olmaması için, bu tür fabrikaların sendikalı olması, iş güvenliği açısından tedbirlerin alınması, böyle kazaların tekrar tekrar gündeme gelmemesi için de gereken çalışmaları bütün arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Önce Sakarya'da hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ve tüm Sakarya'ya, tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Şu anda tedavi olmakta olan bütün kardeşlerimize bir an önce iyileşmelerini diliyoruz. Bütün arkadaşlarımıza, AFAD dahil olmak üzere, bölgede çalışma ve kurtarma ekibine dahil olan itfaiyeciler dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Devletimizin görevli bakanlarına ve Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet. Şey yapalım. Tamam, geçelim. Geçelim. Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet, buradan hastanelere geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Sağ olun, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Burada bir arkadaşımız devamlı bir